şuradan alacağım. Evet. Şöyle bir açalım. Beyler açılalım biraz geri doğru. Kapı kapanır yalnız o taraf. Başkanım sağ tarafta. Kapatalım. Şimdi hocamızı gördünüz, neler söyleyeceksiniz? Evet. Arkadaşlar biraz indirelim mikrofonları. Öncelikle tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Dün biliyorsunuz gerekli açıklamalarımızı yaptık. Bugün Halil Umut Meler hocamızı az önce ziyaret ettik. Başhekimimiz burada. Merkez Ekim Kurulu Başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte buradayız. Anında hızlı bir şekilde gece toplandık. Hızlı bir şekilde de bugün sabah Ankara'ya geldik. Allah'a çok şükür. Az önce Sayın Başhekimimizin de bize belirttiği üzere biz de gördük ki sağlık durumu hocamızın gayet iyi. İnşallah yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. Özellikle bir an önce ailesine gitmek istiyor. İzmir'e dönmek istiyor. Bu yapılan saldırı gerçekten hepimizi çok derinden üzdü. Çok üzülüyoruz. Bu tür konularla keşke şu anda burada olmasaydı. Biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında 2024 Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde onurlandırdık, gururlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma hakkı aldık. Ama bu iş kesinlikle unutulmaması lazım. Bunun bir milat olması lazım. Dün ben akşamda söyledim, yeter dedim. Bugün biz buraya gelmemiz sadece bir geçmiş olsun için değil. Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Sayın bakanlarımızla, Genç Spor Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla, Adalet Bakanımızla, yönetim kurulumuzla birlikte önemli görüşmeler yapacağız. Bu olayın her türlü gerek suçluları, gerekse buna sebep veren tüm paydaşları buradan tekrar bir kendilerine gelmesini özellikle tüm kamuoyundan talep ediyorum. Sayın Başkanım, geçmiş olsun efendim. Şunu soralım hemen. Kulüpler Birliği'nden gelen bir talep var mı? Bundan sonra ligin nasıl devam edeceğine yönelik? Şimdi bununla ilgili biz bugün bu görüşmelerimizi yapacağız. Yarın yönetim kurulu toplantımız var. Yarın yönetim kurulu toplantımızda bütün konuları açıklığıyla, dün gece çok geç vakitte malum 2'de bitti toplantımız gece. Tekrar toplantıda ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili, ne kararlar alacağımızla ilgili sizlere daha detaylı bilgi vereceğiz ve inşallah kamuoyunu bu konularla ilgili bilgilendireceğiz. Bugün temaslarımızı yapalım ama tekrar altını çiziyorum. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu adına ve şahsım adına bu tür olayların bu oldu 2 hafta sonra tekrar eski haline gelsin. Böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Sayın Başkan, Bir de tek tek konuşalım da lütfen. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Alexander Cefer'in de aradı. Sizin yanınızdayız. Her ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedi. Böyle bir şeylerle kamuoyunu lütfen yanlış yönlendirmeyelim. Bizim hedefimiz Türkiye'de futbolun doğru şekilde ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan bundan sonra en hızlı bir şekilde devam etmesi. Sayın Başkan, Süper Kupa maçının bu tehir konusunda şu anda bunlar gündemimizde değil. Şu anda hakemimiz önemli, hakemlerimizin sağlığı, ruh sağlığı önemli. Biz bunun için buradayız. Daha sonra gerekli açıklamaları size Ankara Gücü cephesinden size ulaşan oldu mu? Bir görüşme yaptınız mı? Hayır. Peki Halil Umut Bey'in bundan sonraki hakemlik süreciyle alakalı. Abi sorulması gereken soru bu. Biz niye bunu soramıyoruz?